şimdi bir canlı bağlantımız var. Bir imza töreni gerçekleşecek sevgili izleyiciler. Turkcell sponsorluğunda amililerimiz saat 9'da 9 çeyrekte milli takım ana sponsorlarından Turkcell'in organize ettiği imza törenine katılacaklar. Ve sonrasında Barcelona'ya uçacaklar. Şimdi sözü ben o imza törenine bırakıyorum. Buradayız değerli basın mensupları dostlarımızla birlikte. Önemli de bir gün çünkü Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell'le milli takımımız Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğini devam ettiriyor. Uzun bir işbirliği, uğur getiren bir işbirliği ve bu işbirliğinin daha da katkılarıyla artarak sürmesi için bugün yeni bir döneme geçiliyor. 2002 yılında başlayan işbirliği, tabii 2002 deyince aklımıza Dünya Kupası geliyor. Yine bu bölgeden, Ataköy'den milli takımımızı Uzak Doğu'ya uğurlamıştık ve çok başarılı şekilde bizi temsil etmişti milli takımımız. Yine bir Dünya Kupası'nın arifesindeyiz. Umuyoruz benzer coşkuyu yaşayacağız. Tabii bu işbirliği anlaşmasının uzatılmasının Türk milli takımımıza, Futbol Federasyonu'na moral getirmesini diliyoruz. Bu işbirliği Turkcell için ne anlam ifade ediyor? Sayın Süreyya Cilivi, sahneye davet ediyorum lütfen. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi 2002 yılından itibaren 10 yılı aşan bir süredir Turkcell, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımımızın ana sponsorlarından. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 10 sene içinde milli takım tarihinin en büyük başarılarını yakaladı. Bu sene bu toplantıyla bu anlaşmayı 6 sene daha uzatıyoruz. 2009 yılının sonuna kadar. Ve bu süre içinde de eminim tarihimizin daha da büyük başarılarını yakalayacağız. Teknolojiye çok önem veriyoruz, işbirliğine çok önem veriyoruz. Akıllı bilet uygulamasını, teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması, milli takımın taraftarlarını bütün ülkeye yayması, bütün ülkenin milli takımımızı desteklemesi için teknolojiyi daha iyi kullanabiliriz. Bu yüzden taraftarlar kulübü konseptini yaratacağız. Teknoloji ile milli takımın taraftarlarını, futbolun taraftarlarını Türkiye'de tek bir çatı altında toplamış olacağız. Akıllı bilet ile SMS ile insanlar bilet, milli takım maçlarına bilet alabilecekler. Milli takım maçlarında bu uygulamayı başlattık. İleride diğer maçlara da yayma niyetindeyiz. Milli takımın gerçekten ülkemiz için çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye son 10 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bu gelişmelerin önümüzdeki 100 yılda da devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Ve milli takım hep insanımıza gurur veren, insanımızın duygularını hitap eden ve bütün milleti 76 milyonu temsil eden çok önemli bir takımımız. Futbol spordan daha da ileri bir tutku ve futbolun güzelliği de sürprizler oluyor. Ve hiç beklenmedik gelişmeler oluyor. Bu yolculukta inişler çıkışlar olabilir fakat biz milli takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ve bu önümüzdeki iki maçta da başarılı olacaklarına da inanıyorum. Ondan sonra da başarılarının her sene devam edeceğine inanıyorum. Başkana, hocamıza, bütün futbolcuları gönülden sevgiler, saygılar, yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun. Başkanıma ve Futbol Federasyonu'na çok çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar. Sayın Cilive çok teşekkür ediyoruz. Tabii Sayın Cilive teknolojinin hayatımıza katkısını, Turkcell'in milli takımımıza desteğini ve bu süre içerisinde aslında 2002 uzun bir zaman dilimi ama herhalde zannediyorum Sayın Cilive 2002-2012 teknoloji anlamında çok daha uzun bir zaman dilimi. Çok çabuk gelişiyor her şey. Ben hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası sırasında yine milli takımımızın kadrosu içerisinde Emre Belezoğlu da vardı ama şu anda burada değil. Haberleri geçerken Uzak Doğu'dan arkadaşlarımın ciddi sıkıntı yaşadığını hatırlıyorum ama umuyorum artık bu gelişim hızıyla 3G teknolojisiyle hızlı internetle ve görüntü geçimdeki kolaylıkla çünkü bizden eski gazeteci arkadaşlarımızın otel odalarında kablo söktüklerini bile hatırlıyoruz fotoğraf geçebilmek için. Artık bunlara gerek yok. Umuyorum Brezilya'ya gittiğimizde de
bütün coşkuyu çok daha güzel şekilde aktarabileceğiz sizlere. Umarım. Teknoloji zaten hayatımızın çok içinde. Mesela programda oyuncuların tweetlerini, sizin attığınız tweetleri nereden olursa olsun bir soyunma odasından, önemli bir karşılaşmanın arkasından kullanmaya çalışıyoruz. Bu insanlara başka bir tarafı, başka bir yüzünü gösteriyor sporcuların da. Bu işle insanların biraz daha, çünkü çok hayatımızın içinde, daha fazla girmelerini sağlıyor. Sayın Cili bahsetti. İki tane çok önemli yenilik var. Yeni ortaya çıkan bir proje, bir tanesi zaten kullanılmaya başlandı. Biz taraftar olarak da maçlara gittik, görevli olarak da maçlara gittik. Maça gitmek, bilet almak bazen problemli, bazen biraz meşakkatli bir durum olabilir. Artık hangi telefonunuz olursa olsun her türlü cihazdan Turkcell hattınızla birlikte stadyumlara girmek için, maçlara girmek için bir elektronik bilet uygulamasına geçilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na birlikte yapılıyor. Daha da genişleyecek. Artık kağıt bilete gerek kalmayacak. Bileti unuttum, bilet nerede kaldı, bileti nasıl alacağım, sıraya gireceğim, girmeyeceğim, hiç bu dertler olmayacak. Çok daha kolay bir şekilde gişeye okutup, turnikeye okutup o biletle telefonunuzla içeriye girme şansı olacak. Aynı zamanda taraftar kulübü diye yeni bir organizasyon da var. Bütün taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında bir araya gelecekler. Bazı ayrıcalıklara da sahip olacaklar. Peki bütün bunları Turkcell kimle yapıyor? Milli takımla yapıyor, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapıyor. Sayın Başkan'ı buraya davet edelim. Bu önemli günde neler söylemek isteyecek? Buyurun. Ben sözlerimi kısa tutacağım. Biliyorum futbolcular yorgun, bir anda gitmek istiyorlar. Ben sözlerime öncelikle Galatasaray'ımızı ve Fenerbahçe'mizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Kendilerine finalde görmek, başarılar dilemek istiyorum. Şöyle bir sene geçmişe fazla uzağa gitmeyelim. Türkiye'de milli takım dahil takımlarımızın Avrupa'ya gitmeyeceği kesin, kaç sene gitmeyeceği üstüne Toto oynanıyordu. Bugün iki büyük takımımız Avrupa'da finale koşuyor. Tabii ki burada federasyonumuzun çizdiği rota ve yaptığı da bana göre biraz takdir topluyor, biraz da teşekkür bekliyor. Türk futbolu eski günlerine dönüyor. Türk futboluna eski güven geldi. Bunun en büyük özelliği de dünya devi, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Turkcell 10 yıllık işbirliğini 6 yıl daha tekrar uzattı. 50 trilyon liraya eski parayla yakın bir anlaşma imzaladık. İşbirliklerimizle, ek işlerimizle senelik artı birer trilyon lira da gelecektir. Ben öncelikle Turkcell'e, Türk futboluna ve federasyonumuza ve milli takımımıza duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Milli takımımıza Brezilya yolunda başarılar diliyorum. Bu ülke sizlerden bu iki maçta 6 puanı bekliyor. Bunu alırsak önümüz açık. Tekrar bu anlaşma herkese hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür edelim. Sayın Başkan, sizi de bırakmayalım isterseniz. Sizi de bırakmayalım. Süreyya Bey'i de çağıralım. Bu imza törenimiz için. Sayın Abdullah Avcı'yı da alalım buraya. Hocam siz de alalım. Hocam. Bir de milli takım forması bugün anısına. Sayın Yıldırım Demirören, Süreyya Cili ve
Toplu bir resim almak için de bundan sonra bütün, biliyorum çok az zamanımız kaldı, buradan da yolculuğa gideceksiniz. Futbolcu bütün arkadaşlarımızı, milli takım oyuncularımızı sahneye alabilir miyiz arkadaşlar sizleri? Sayın Koray Öztürkleri de alalım. Türksel Genel Müdür Yardımcısı sahneye. Sayın Öztürkler ve milli futbol takımımızı, iki önemli maç bizi bekliyor. Bugün anısına... Oradan bol bol tweet atmanızı bekliyoruz. Evet, lütfen arkadaşlar. Günaydın, ne haber, ne yapıyorsun? Günaydın. Merhabalar. Bu kadro 2014'e gider. Evet, bu kadro gider. Bütün staffa, teknik heyete, oyunculara çok teşekkür edelim. Başarılar dilerim bir kez daha. Önemli iki karşılaşma.